にちは、メリクイサーです。私たち甲子川高校に行きます。こちらはノーランさんです。おはようございます。皆さん、私はとっても興奮しています。でもメリッシェさんがそばにいるからとってもとっても嬉しい。バインブギュンピッツァーネジャポンリセスネギリオンデイレットリセス。Orada kimya dersine katılacağım. Sonra laboratuvarlarını gezeceğim, ziyaret edeceğim. Okulun içinde çekim yapabilir miyim gerçekten bilmiyorum. Ama gördüğüm her şeyi size tabii ki de anlatacağım. Bir tane arkadaşım var, Nuran diye. Nuran sen. Bana bugün yardımcı olacak. Yani tabii ki de o çok daha uzun yıllardır burada yaşadı ve eşi de Japon olduğu için Japoncası efsane. よろしいですか？はい、はい、ありがとうございます。İkimiz birlikte, ya eksik olmasın, her daim yanındaydı. Koshikawa. Burada bir devlet lisesine gittik. Ben çok heyecanlıydım. Ben de. Nuran'ı da acayip fazla heyecanlandırdım, heyecan yaptığım için. Çünkü ne olacağını çok bilmiyorduk aslında. Ben çok burada bir devlet lisesine gidip kimya dersini, laboratuvarları, öğretmenler odasını görmeyi çok istiyordum. Şükürler olsun ki şu an hepsini öğrendim. Size birazdan anlatacağım ama şunu hemen söylemek istiyorum. Çok fazla çekim yapamadım. Ya çünkü burada bu gibi şeyler çok hoş karşılanmıyor. Resim çekerken bile dediler ki lütfen öğrencileri almayın. Arkası dönük olsun. Yani öğrencilerin bu özel haklarına girmemek burada çok önemli. Bir tane öğrenciyle röportaj yaptık. Kendi kitabını yazmış. Çok başarılı bir öğrenci. Onu zaten videoya ekleyeceğim. Yani çok süperdi. Şimdi şöyle başladı. İlk başta Nuran bana dedi ki, Melike dedi, mutlaka yanına yedek bir ayakkabı al. Yani bir terlik bir şey al. Dedim ki ne yapacağız dedi, burada okula ayakkabıyla girilmiyor. Dedim ki tamam. Sonra dedi ki, zaten biz ilk önce dedi okul alırlar, sonra bir soğuk çay ikram ederler. Aynen de dediği gibi oldu. Okula girerken bize dolaptan ayakkabı verdiler. Biz tabii ki ayakkabılarımızı değiştirdik, yoksa orada terlikler de var. Okulun terliği, okula ait üzerinde görüyoruz. Çünkü bir tane de Tokyo Valiliği'nin eğitim bölümünden gelen bir kişi vardı. Suzuki. Evet. Suzuki sen. Onun ayağında o terliklerden vardı. Okulun logosu falan vardı. Tabii ki ne çekemedim. Öğrenciler çoraplı öğrenci gördüm. Bir de çok güzel bir ayakkabıları vardı. Beyaz bezden bir ayakkabı. Adları neydi? Uwabaki. 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 Uwabaki denilen ayakkabıları var. Yani bir kere çok hoşuma gitti. Okulun içi pırıl pırıldı. Okulun içinde ses yoktu. Öğrenciler bağırış çağırış koşturmuyorlardı. Teneffüste bile çok saygılılardı. Böyle yürürken hemen sizi görünce konnichiwa deyip böyle selam veriyorlardı. Efsaneydi, güzeldi. İlk önce ortaokul. Chogakko. Ni. İkinci sınıf. Ortaokul ikinci sınıf. Fen bilgisi dersine girdik. Öğretmenleri çok tatlıydı, deney yapıyordu. Böyle işte çakmakla falan işte yakmaya çalışıyor, yanmıyor. Öğrenciler gülüyor. Acayip böyle güzel bir ortamdı. Ni. Neyin şu olsa şimdi. Ne? スチールを入れましてですね、これを燃やそうと思います。Şunu söylemek istiyorum. Biz girdik ilk önce. Şimdi ben zannediyorum biz girdiğimiz gibi hani yanımızdaki müdür var. Tokyo Valiliğinden gelmiş eğitim danışanı. Yani oradaki bir önemli kişi var. Biz girdikten sonra bile öğrenciler herhangi bir pozisyonlarını bozmadılar. Herkes böyle kendi sohbet ve eğlencesine devam ediyor. Sonra zil çaldı ama zilin çalmasıyla birlikte herkes böyle yerlerine geçti. Öğretmen de kimse hiçbir şey demeden herkes sıralarına geçti ve ders başladı.物理変化と化学変化ですね。2つあるんですけども、まあ、化学で扱うのですね、化学変化。Vallahi aynı arkadaşlar. Bizim girdiğimiz sınıfta 40 öğrenci vardı. Hani Türkiye'de her devlet okulunda 40 öğrenci diyeceksiniz ki hepsinde 40 yok. Evet doğru, bazısında 35 var ama zaman zaman 40'a çıkan eminim ki liseler ya da ortaokullar mevcuttur. Burası da öyleydi. Sonra gösteri deneyi yaptı. Kazaya sebebiyet verilmemesi için de öğrenciler bir araya toplanıp hocaların. Aynen. Yani bizim aynı Türkiye'deki bir gösteri deneyi diyoruz bizimle Türkiye'de. Hani öğretmenlerin deneyi yapıp öğrencilerin de notlar aldığı. Öğretmen deneyi yaptı. Herkesin elinde o deneyle ilgili bir föy vardı. Sonra bunu doldurup yani herhalde o dersi bu şekilde bitireceklerdi. Ya, 今度はスチールールの燃焼ですけど、いきます。
初めて見たい。いやでもこれ当たりの初めて。頑張れ。これじゃないの。はい、というふうに、これどうですか。sonra lise bölümüne geçti. Bu lisede ortaokul öğrencilerin forma giyiyordu ama lise öğrencileri serbest kıyafetle giyiyorlardı. Okulun normal bir biyoloji kitabı ya da normal bir kimya kitabı var ama bunun dışında dışarıdan özel kitap da aldıklarını söyledi özellikle müdür. Daha çok hani daha iyi bir eğitim görsünler diye. Biraz önce ben dedim ki Nura'nın ortaokula giden oğlu var. Çünkü 5. sınıf olduğunu biliyorum. Ama Türkiye'de 5. sınıf ortaokul olduğu için ben ortaokul zannediyordum. Meğerse ilkokulmuş çünkü Japonya'da ilkokullar 6 sene. 6 sene ilkokul. İlkokulun 6 yıl olduğunu söyledikten sonra birazcık lise ve ortaokul kısmından bahsetmek istiyorum. Çünkü bizim bu gittiğimiz lise, lise diyorum ama aslında ortaokulun ve lisenin beraber olduğu bir binaydı. 3 sene ortaokul, 3 sene lise. Yani toplamda aynı bizim gibi aslında. Burada 6 artı 3 artı 3, bizde 4 artı 4 artı 4. Yani ama toplamda bakarsak 12 yıllık bir eğitim süreci var. 12 yıllık eğitim sürecinin özellikle tabii ki de ben lise öğretmeni olduğum için lise kısmından bahsedeceğim. Normalde burada genellikle bütün devlet liselerinde gün içindeki yani bir günlük ders sayısı 6 ders. Bizim Türkiye'de şu anda ben en son bıraktığımda ki hala tabii değişti, haberleri takip ediyorum. Ama en son daha 1,5 sene önce derse girerken günlük 8 saat ders yapıyorduk. Şimdi burada devlet liselerinde günlük 6 saat ama fark ne? Bizde dersler 40 dakikaydı. Burada dersler genellikle 50 dakika. Bizim gittiğimiz Koshikawa Lisesi'nde günlük dedi müdür özellikle belirtti. Hani bir diğerlerinde 6 saat var ama dedi biz günlük 7 saat ders yapıyoruz. 7 saat dersin de dersin dakikası 45 dakika. Peki bu 7 saat ders kaçta başlayıp kaçta bitiyor? Özellikle notlarımı aldım size söylemek istiyorum. Dersler 8.25'te başlıyor sabah. 3.30'da da bitiyor. Peki okul 3.30'da mı kapanıyor? Hayır, okulun kapanması yani okuldan hatta öğretmenlerin ayrılması 6.30 falan buluyor. 3.30'da ders bittikten sonra bu 6-7 saatlik ders bittikten sonra lisenin son 2 sınıfından bahsediyorum. Yani işte 6 yıl bitti. Sonra 3 yıl ortaokulu okudular. Lisede eğer 1. sınıfta değil de son 2 senesinde 2. yabancı dil tercihi yaparlarsa ki onda da hangi yabancı dilleri veriyoruz demişti. Çince veriyorlarmış. Almanca ve Fransızca veriyorlarmış. İkinci yabancı dil seçerse 7. saatin üzerine 1 saat daha derse giriyor ama seçmeli olarak ikinci dili seçen öğrenciler. Bunun dışında 7. ders bittikten sonra herkes eşyasını toparlıyor. İlk önce sınıfın temizliği yapılıyor. Sınıfın temizliği bittikten sonra herkesin mutlaka bir kulüp çalışması var. Kulüp her gün neredeyse arkadaşlar. Kulüp çalışmaları o kadar fazla ki, o kadar fazla kulüp var ki okulda gidilebilecek, devam edilebilecek. Hani burada saysam herhalde bir 10 dakika sayarım. Hani öyle 10 taneden falan bahsetmiyorum. Hatta sonra müdür bize sordu. Türkiye'de dedi Japonca dili hani dil olarak seçiliyor mu? İkinci dil olarak ya da üçüncü dil gibi böyle soru sormuştu. Tabii ki de bizde Japonca, biz dedik bizde de genelde işte ikinci dil olarak Almanca ya da Fransızca var. Şunu da eklemek istiyorum. Hafta sonları da kulüp çalışmaları devam ediyor. Yani hatta bazı okullarda, yani bazı okulların cumartesileri dersi oluyor. Ama bu okulda cumartesi günü ders yoktu ama kulüp çalışmaları devam ediyordu. O yüzden işte görevli olan öğretmenler yine hafta sonu da okula geliyorlar. Yine kulüp çalışması olan öğretmenler saat 6'ya kadar hep böyle fazladan Türkçesini unuttum. Mesai yapıyorlar fazladan. Öğretmenlerin çok fazla çalıştığını söyledikten sonra birazcık açmak istiyorum bu konuyu da. Yani şöyle, bana dediler ki Türkiye'de öğretmenler kaç saat derse giriyor? Şimdi Türkiye'de öğretmenler 15 saat maaş karşılığı derse girer. Üzerine de hani istemiyorum ben girmeyeceğim deme şansı genelde yoktur. Çünkü öğretmene ihtiyaç vardır ve öğretmenlerin birçoğu en az 24-25 saat derse giriyor. Sınıf öğretmenlerinden bahsetmiyorum. Hani lisedeki branş öğretmenlerinden bahsediyorum. 16 yıllık kimya öğretmeni hayatım boyunca hiç 15 saat, 18 saat derse girdiğimi hatırlamıyorum. Hani şunu hatırlıyorum mesela meslek lisesinde öğretmenlik yaparken günlük 14 saat ders vardı. 11 saat derse girip tüm gün nöbet tuttuğumu hatırlıyorum. Hangi lisede olduğunu söylemeyeceğim. Hani öğretmenler Türkiye'de de çok çalışıyor tabii ki. Ama eninde sonunda biz Türkiye'de hani ders bittikten sonra her öğretmen evine gidiyor. Burada şöyle bir fark var.
benim 24-25 saat hatta 30 saate kadar derse girdiğimiz sürede gerçekten çok şaşırdılar. Hatta ilk başta yanlış söylediğimi, hani Japonca olarak yanlış söylediğimi düşündüler. Ben de onları yanlış söylediğimi düşündüm. Arkadaşımın sayesinde anlaşmazlık düzeldi. Onlar benim girdiğim saati çok buldu. Ben de onların girdiği saati az buldum. Ama yine genel olarak bakarsak onlar 18 saat derse giriyorlar. Bir gün. Bir günü değil, bir hafta içinde. Ben de bir haftada bizim Türkiye'de 30 saat derse girildiğini söyledim. Ama şimdi bizde ne olur? Öğretmen 30 saat derse girer ama bazı liselerde bir gün boşu olur. Bazen yarım günü olur. Hani öğretmenlerin derslerini idareciler çok dağıtmamaya çalışır. Hani öğretmenin 30 saatini güzel bir şekilde haftalık planla ayarlamaya çalışır idareciler. Normal okullarda, iyi okullarda. Ama burada ders 18. Dedim, peki öğretmen sonra ne yapıyor? Hani her gün okula geliyor mu? Dedik bir kere her gün okula geliyor. Öğretmenler her gün okula geliyorlar. Ve gerçekten dediğim gibi 6-6.30'a kadar okuldalar. Ya çalışmalar oluyormuş, projeleri oluyormuş, bir şeylere hazırlık yapıyorlarmış, sınav hazırlıyorlar filan. O yüzden öğretmenler dediğim gibi 18 saat derse girmelerine karşılık her gün saat 8.25'ten işte 6'lara kadar okuldalar. Türkiye'de ortaokulu bitirirsiniz, büyük bir sınava girersiniz. Daha yeni oldu, yakınlarda bitti biliyorsunuz ki. Herkesin, yakın arkadaşlarım hep sordum, çocuklarının sınavları çok çok iyi geçmişti. Acayip çok mutlu oldum çünkü çok büyük stresli bir şey. Burada da öyle bir sınav var ama burada böyle büyük değil. Yani benim anladığım, onlar da öyle dedi. Bizde de okulumuzun kendi sınavını kendimiz yapıyoruz. Hani liseler kendi giriş sınavlarını kendileri düzenliyor. Peki dedim ki ben soruları kim hazırlıyor? Soruları da öğretmenler hazırlıyormuş. Yani öğretmenlerin aslında ders saati dışında yapacakları gerçekten çok işleri var. Kulüpler çok düzenli ilerlediği için, çok çalışıldığı için gerçekten öğretmenler çok yoğundu. Öğretmenler odası, daha önce de söyledim ya da sonrasında söyleyeceğim, acayip değişikti. Çok gerçekten değişik geldi bana. Bütün böyle minnacık minnacık yerler, öğretmenlerin sağında solunda böyle kitaplar böyle yığılmış, dosyalar yığılmış. İşte bazı minnacık yerle yemek yiyor, bazısı orada kendi bilgisayarında bir şeyler hazırlıyor falan. Böyle çok yoğun bir ortam vardı. Lisenin ders saatlerinden bahsetmek istiyorum. Kaç saat matematik, kaç saat fizik, kimya görüyorlar diye. Zaten lise 3 yıl. Birinci sınıfta fizik, kimya ve biyoloji dersleri birer saat. Sonra matematikleri 5 saatti, İngilizceleri 5 saatti ve bunun dışında bu çevrede, yani hatta ülkelerin adını da yazdım, Avustralya, Singapur, Tayvan, Kore, Hong Kong ve Kamboçya gibi ülkelerle birlikte öğrenci değişim uygulaması gibi bir şey sürdürüyorlar. Yani öğrenciler öğretmenle birlikte geliyor, okulu ziyaret ediyorlar ya da işte galiba bir dönem okuyabiliyorlar birbirlerinin okulunda, ziyaret gibi. Bu gibi şeyler yapıyorlar. Dedi ki sizde var mı? Ya biz de dedim normalde Avrupa'daki işte yakındaki ülkelerle projeler yürütüyoruz. İşte ben dedim en son ayrıldığım lisede biz de çalışma yapmıştık. Birkaç değişik ülkeyle birlikte işte İtalya, İspanya, ne bileyim Bulgaristan, hani böyle değişik ülkelerle biz de projeler yapıyoruz dedim. Ama onların ikisi proje gibi değildi de sanki böyle öğrenci değişimi gibi bir uygulamaydı. Öğrencilerin birbirlerine gidip öğretmenlerle ziyarete, derse katılması gibi bir çalışmaydı. 5 saat dedim matematik, 5 saat İngilizce. Sonra lisenin 2. ve 3. sınıflarında kimya ve fizikler 2'şer saate çıkıyor. Peki bu programda en çok dikkatimi çeken benim şuydu. Beden dersi 3 dersti. O birazcık garibime gitti. Hani bizde normalde hep sınava yaklaştıkça beden saati ne bileyim azaltılır ya da ne bileyim işte bazı İngilizce mesela derslerinde ya da Almanca derslerinde öğrenciler daha çok matematik fen testi çözmeye yönelir filan. Böyle şeyler olur Türkiye'de liselerde. Burada hani öğrenciler zaten hep okuldalar ama normal sportif faaliyetlerinden de vazgeçmemeye çalışıyorlar. Müdür şunu da sordu. Türkiye'de her okulda, her devlet okulunda dedi ki yüzme havuzu var mı? Biraz gülümsedim. Dedim ki yani ben de tabii Türkiye'yi böyle çok şey yapmak istemediğim için dedim ki tabii bazılarında var dedim. Liseye göre değişiyor. Gerçekten de yeni yapılan liselerde var diye düşünüyorum. Eğer yoksa lütfen alta yazın. Hani öğretmenseniz, bu videoyu izliyorsanız lütfen ben de yorumlarınızı duymak istiyorum. Onun dışında dedim ki ya bizde ama devlet lisesinde genellikle yok dedim. Burada dedi ki neredeyse devlet okullarının, hani lisesini geçtim, devlet okullarının tamamında yüzme, yani hepsinde havuz varmış. Yüzme dersleri çok böyle düzenli bir şekilde yürütülüyormuş. Ya zaten bütün öğrenciler en az bir dalla çok iyi uğraşıyorlar. İster beyzbol olsun, ister yüzme olsun, ya ister bir alet çalma olsun, bir müzik aleti çalma olsun. Yani dersin yanında bu diğer şeyleri de kulüp faaliyetleriyle çok ciddi bir şekilde ele almışlar. Japonya eğitim yılı Türk eğitim yılından birazcık farklı. Türkiye'de iki dönem var. İki semestri var. Ama burada üç tane var.
Ve Eylül'de başlamıyor. Birinci sömestr Nisan'da başlıyor. Yani yeni bir sınıfa geçtiyseniz Nisan'da başlamış oluyorsunuz yeni sınıfınıza. Nisan'dan Temmuz 20'ye kadar, o 20'li zamanlara kadar birinci dönem devam ediyor. Sonra Temmuz 20 gibi yaz tatiline giriyorlar. Yaklaşık tabii bu da değişiyor ama Ağustos sonuna kadar devam ediyor. Böyle bir işte belki 6 hafta falan o arada. Daha sonra Eylül'de, Eylül'ün hemen başında tekrar başlıyor. Bu sefer bu ikinci dönem oluyor. Aralık sonuna kadar devam ediyor. Aralık sonundan sonra tekrar küçük bir 2 haftalık tatil var. Buna da kış tatili diyorlar. Aralık da bu şekilde bittikten sonra ocağın ilk haftasında 3. dönem başlıyor. Bu da normalde işte Mart sonuna kadar filan devam ediyor. Yani 3 dönem. Ama toplamda yaptıkları tatile bakarsak herhalde maksimumda 8 hafta filan yapıyorlar. Normal saydığımızda ve karşılaştığımızda bir de cumartesi de okula gittiklerini düşünürsek hani bir sürü lisede cumartesi de eğitim devam ediyor. Bu şekilde karşılaştırırsak bence bizden çok daha fazla okula gidiyorlar öğrenciler. Çok daha fazla gün olarak okula gidiyorlar. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Sonra kimya öğretmeniyle konuşurken dedi ki Türkiye'de dedi nasıl hani birbirimize sorular soruyoruz ya dedi ki Türkiye'de nasıl hani öğretmenlik revaçta bir meslek mi? Çok tercih ediliyor mu? Ya dedim ki hani değişiyor aslında dedim. Artık çok tercih edilmiyor dedim. Çünkü hani Türkiye'ye göre baktığımızda dedim gelirleri çok yüksek bulmadığı için insanlar çok istemiyor ya benzer böyle basit bir cümle ettik. O ya Japonya'da da aynıymış. Japonya'da da aslında öğretmenler çok çalıştıkları halde yine hak ettikleri parayı çok almıyorlarmış. Hani bu anlamda belki yine Japonya ile ortak bir özelliğimiz olabilir. Şimdi senin çok güzel bir özelliği daha vardı. Hani yaptığı çalışmaları zaten hep gösterler bize. Ama benim en aklımda kalan ve beni en etkileyen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın logosunu tasarlamış olmalarıydı. Bu beni gerçekten çok etkiledi. Yani zaten olimpiyat logosunu çok biliyordum, burada yaşadığım için tabii dikkat ediyorum. Ama onlar süreçten sonra ekstra böyle inceledim, ekstra hoşuma gitti. Gezimizin en süper, en eğlenceli bölümü ki ben unutmuştum. Nuran bana hatırlattı. Dedi ki kütüphane. Aa dedim evet. Nuran dedi ki Türkçe bir kitap var mı? Bunun üzerine orada çalışan kişi miydi o heyecanla arayan? O da öğretmendi. Orada olan bir öğretmen heyecanla gerçekten ilk önce herkes bir güldü. Ooo Toruko Go falan böyle birbirine bakıyorlar herkes gülüyor falan. Ondan sonra gerçekten aramaya başladı. Gerçekten bakıyor falan böyle heyecan yaptı. Nurhan hatta sonra bir sayı şaka yapmıştık diye evet. Açıklama yaptı. O gerçekten bir Türkçe kitap bulmaya çalıştı. Ama buldu mu? Buldum. İki tane Türkçe kitap. Ondan sonra da işte orada öğrencinin yazdığı kitapla karşılaştık. Bize anlattılar öğrencinin çok uzun yıllardan beri yapmış olduğu çalışmaların bir ürünü olduğunu. まず、名前とお年を教えてください。はい。まあ、今なんです。今年齢は18歳です。うん。18歳。で、トモコとか勉強はいつから始まったんですか。これは5歳の頃から始まりました。で、僕はこういう生き物が好きで、特に 変わった生き物が好きなので、こういう変わった生き物が大好きでっていうことで研究したいなと思って、そこからずっと研究を続けています。 5 yaşında başladım diyor. Çok küçük yaşlarda başladım. Böyle yaşayan bitkileri alıp elimde hepsini toplayıp araştırmayı çok seviyorum. Değişik şeylerle uğraşmak, değişik bitkileri araştırmasını 5 yaşından beri çok seviyorum. これは僕が研究をしている 10 年 以上の体験が 10 yıldan beri verdiğim, işte topladığım bilgilerin hepsini kitapla. 僕が中学校 2 年生の時から作り始めていて 高校 1 年生の時に出版されました。 中学校, ortaokul 2. sınıfta başlamış. 高校 1 年生. Lise 1. sınıfta da bitirdiğini bitirmiş. 1つ da ki en dostasınızda, soruyorum nanka, いろんな 本屋さんに はい、日本の本屋さんでたくさん売られています。ああ、そうだよ。ありがとうございます。今この本第3版まで来ています。しょうが、宇宙中バスバスバス。ありがとうございます。素晴らしいですね。これは僕がこの学校にいる中でやった研究の一部なんですけど。多くないかもしれない。うん。こういうアメーバみたいな生き物がいるんですけど。
これは変形菌っていう名前です。で、この変形菌っていうのは他の変形菌とくっつくことができるんです。そうですね。で、そのくっつく相手は誰とでもいいというわけではなくて、ちゃんとくっつきたい相手とくっつきたくない相手っていうのを彼らは見分けているという研究です。将来はこの生き物についてずっと研究し続けて、いずれこの生き物とお話ができるようになりたいと思っています。ありがとうございます。Türkiye'deki öğrencilerin bir şey söylemek ister mi? Sadece bir soru var. Türko diye bir ülke var. Bozonci deska. Sonra Türko, nasıl Türko'dan şu an bu videoyu izleyen öğrencilerin ve öğretmenin, bu öğrencilerin, bu öğretmenin, bu öğretmenin, ぜひこういう生き物とかに出会ったら可愛がってあげてほしいなと思います。yaşayan tüm bitki olsun, yaşayan canlıların hepsini değerli kılsınlar. ありがとうございます。ありがとうございました。ekstra ekstra teşekkür etmek istiyorum. benim için ありがとうございました。どういたしまして。ちょっと teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için takipte kalın. Bye bye. Bye bye.